endişelenme. Kendi yöntemlerim var benim. Yöntemler mi? Oh, oh, neler oluyor? Oh, 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 oh. Bu nasıl olur? Uçarsak Kuzey Kutbu'na bu gece ulaşırız değil mi? Ah, siz kimsiniz? Beni nasıl uçurabiliyorsunuz? Orasını boş ver. Manzaranın keyfini çıkar. Manzara mı? Vay canına. Çok güzelmiş. Şimdi hızlan ve rüzgar gibi uç. Tamam. Meni'de bir tuhaflık var. Güzel bir sabah. Ve işte Titipo geliyor. Oo Titipo, günaydın. Sanayi bölgesine gidiyorsun değil mi? Evet. Bayhan, göreve hazırım. Oo demek geldin. Merhaba de. Bu Titipo ve bu da Meni. Kasabadaki yeni yük treni. Memnun oldum. Ben de. İkiniz de sanayi bölgesine gittiğinize göre birlikte gidebilirsiniz. Önden buyur. Tabii. Titipo ve Meni sanayi bölgesinin yolunu tuttu. İşten sonra seni arkadaşlarımla tanıştırırım. İyi fikir. Eminim hepsini seveceksin. Hah, Düzel adında bir yük treni daha var. Sahi mi? Tanışmayı iple çekiyorum. Daha önce ne tür bir iş yapıyordun? Bir taş ocağında çalışıyorum. Vay canına! Bir taş ocağında bulunmuştum. Gerçekten çok hoş. Evet ama taş ocağında her an dikkatli olmalısın. Neden? Orada çalışırken bir keresinde üstüme tünel çöktü. Peki sen ne yaptın Meni? Kayaların arasından fırlayıp dışarı çıkmıştım. Kayaların arasından mı fırladın? Vay canına! Çok güçlü ve cesursun. Abartılacak bir şey yok canım. Ha? Sanırım varmak üzereyiz. Ha? Çok çabuk geldik. Hey Meni, daha sonra başka hikayeler de anlat. Elbette. Hoşça kal dostum. İyi eğlenceler. Güle güle, görüşürüz. Burası Meni'nin çalıştığı sanayi bölgesi. Sıradaki tren. Benim, geliyorum. Oo, yeni yük treni sen olmalısın. Evet, adım Meni. Yiğit Meni. Pekala, başlayalım. Harika. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Titipo. Merhaba Titipo. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Oh, bu Meni. Tamam mı? Sonrakini yükleyelim mi? Elbette. Biraz ilerleyelim. Ha? Neden? Biraz ilerlersem senin için yüklemesi kolay olur değil mi? Oo, çok düşüncelisin. Yeter ki yardımcı olayım. Vay canına! Meni harika biri. İşi biten Titipo Çufçuf kasabasına döndü. Merhaba çocuklar. Merhaba Titipo. Artık işin bitti mi? Evet. Bugün gelen yeni trenden haberiniz var mı? Ha? Yeni bir tren mi var? Evet, henüz tanışmamışsınız. Meni adında bir yük treni. Yeni bir yük treni mi var? Evet, sarı ve siyah çizgili ve turuncu renkli. Kalın bir sesi var ve işinde bir harika. Yeni biri ne kadar iyi olabilir ki? Hayır, gerçekten. Bir övgü aldığını bile gördüm. Ne kadar etkileyici. Bir taş ocağı çökünce kapana kısılmış ama kayaların arasından çıkmayı başarmış. Vay canına, bu inanılmaz. Sahi mi? Düzel, seni gölgede bırakmasından mı endişelisin? Hayır, sebebi o değil. Düzel, limana gitme vakti. Hazırlan. Peki. Cili ve Sing Sing, siz de hazırlanmalısınız. Tamam. Görüşürüz Titipo. Görüşürüz. Vay canına. Çok güzel. Sarı siyah çizgili bir turuncusun. Sen Titipo'nun bahsettiği trensin. Şu yeni getirensin değil mi? Oh. Evet. Daha bugün geldim. Bence sesi hiç de kalın değil. Peki şimdi ne yapıyordun böyle? Ben çiçeklere bakıyordum. Çiçekler çok güzel. Sahi mi? Ben de çiçeklere bayılırım. Bir sürü çiçek olan bir yer biliyorum. Bir yere gitmek ister misin? İyi fikir. İşim var artık, gitmeliyim. Evet, benim de gitmem lazım. Görüşürüz. Düzel limana ulaştı. Pekala, hadi yükleyelim. Hey, yeni biri daha. Ha? Çufçuf kasabasındaki yeni tren olmalısın, öyle değil mi? Hoş geldin ufaklık. Memnun oldum. Oo, bu Titipo'nun bahsettiği Meni olmalı. Pekala, bakalım ne kadar iyiymiş. Şimdi konteynerları yüklemeye başlayalım. Yüklüyorum. Bir dakika. Doğru konumda olduğumu sanmıyorum. Ha? Bana normal görünüyor ufaklık. Kural kuraldır. Çizgide durmak zorundayım. İşte. Başlayabilirsiniz. Tam bir mükemmelliyetçi. Şimdi başlıyoruz. Bir dakika. Lütfen konteynerları yavaş yükleyin. Ha? Neden? Vagonlarımı çizmek istemiyorum. Pekala. O halde daha dikkatli olacağım. Çok teşekkür ederim. Ha? Bu çok garip. Meni'yi güçlü kuvvetli sanıyordum. Sanırım Titipo bu konuda yanılmış. Evet, çünkü hiçbiri benden güçlü olamaz. Hiçbiri. Titipo, Titipo. Titipo. Merhaba güzel. Sonunda Meni'yi gördüm. Sahi mi? Çok güçlü değil mi? Hiç de bile. Tam tersi görünüyordu hatta. Ne? Emin misin? Onu kendi gözlerimle gördüm. Yüklenirken bile bazı büyük sorunlar yaşadı. Bu Meni'ye pek benzemiyor. Merhaba bayım. Pekala, yüklemeye başlayalım mı? Tabii. Ha? Sorun ne ufaklık? Lütfen dikkatli olun bayım. Çok korkuyorum. Hayır, bu Meni değil. Ama öyle. Merhaba çocuklar. Ha? Merhaba. Neden bahsediyordunuz? Nihayet Meni'yi gördüm bugün. Titipo'ya onu anlatıyordum ben de. Onu ben de gördüm. Meni ile çiçeklere bakmaya gideceğiz. Meni çiçekleri benim kadar seviyor. Meni çiçekleri sevdiğini mi söyledi? Evet. Sanırım çok fazla ortak noktamız var. Çiçekler nefis kokuyor. Bence yanılıyorsunuz çocuklar. Asıl yanılan sensin. Evet öyle. Senin tanımından tamamen farklı biri. Bu çok tuhaf. Bu arada Sing Sing de yeni trenle karşılaşır. Meni olmalı. Durağınıza geldik. İşim bitti. Merhaba. Merhaba. İstasyona nasıl bu kadar çabuk geldi? Bir yük treni benim kadar hızlı olabilir mi? İşte her şey tamam. Meni işini bitirip Çufçuf kasabasına döndü. Titipo. Meni bu. Merhaba Meni. Merhaba, memnun oldum. Meni, çiçekleri gerçekten seviyor, bayılıyorsun değil mi? Kreni seni yüklerken gerçekten korktun mu? Size korktuğunu söyledim. Affedersiniz ne? Merak ettiğim bir yük treni nasıl bu kadar hızlı olabilir? Hızlı mı? Şimdi anlıyorum. Yakında siz de anlayacaksınız. Merhaba. Ha? Merhaba kardeş. Merhaba. Çift görüyoruz. İki mini var. Biz ikiz kardeşiz. Benim adım Bernie. İkiz kardeş mi? Evet. Benzer görünüyor olabiliriz ama çok farklıyız. Doğru. O zaman yol üstündeki çiçeklere bakın. Bendim. Daha önce limandaki Bernie miydi? Evet. Aa! Peki ya seni köprüde gördüğüm zaman istasyona nasıl o kadar çabuk geldin? Oo. İstasyonda gördüğün bendim. Ben de bugün bir köprü geçtim. Ha? Önce beni, sonra Meni'yi görmüşsün. Bu durumu açıklıyor. Siz gerçekten aynı görünüyorsunuz. Evet, sizi ayırt edemiyorum. Tıpatıp aynı değiliz aslında. Dikkatli bakarsanız biraz farklıyız. Çizgilerimiz bile biraz farklı. Aa, şimdi anlıyorum. Ay, ne kadar kabayım. Benim adım Titipo. Ben Cili. Benim adım Sing Sing. Çok memnun oldum. Ben de buraların en güçlü treni Düzel. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de öyle. Çuf Çuf kasabasına hoş geldiniz. Çuf Çuf kasabasında iki yeni arkadaş var. Anlaşılan herkes çok iyi anlaşacak. Sing Sing'in sarı. Sing Sing işten sonra kasabaya döndü. Döndüm. Bu Sing Sing. Merhaba. Zamanlaman mükemmel. Tam şarkı söylemek üzereydik. Hadi birlikte söyleyelim. Şarkı mı söyleyeceğiz? Neşeli bir şarkı söyleyelim. Evet, ne söyleyelim? Özür dilerim arkadaşlar. Ama bu gece erken yatmam gerekiyor. Yani kusura bakmayın. Aa, sahi mi? Gelecek sefer öyleyse çok üzüldüm. Hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler. Evet, siz söylemek ister misiniz? Evet. Çat çat çuf çuf çat 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 çuf çuf. Mutluyum, mutluyum, çok mutluyum. Eğer mutluysan çat çat çuf çuf neşeli söyle şarkını. Aman tanrım. Sing Sing, önemli değil. Çok utandım. Keşke iyi şarkı söyleyebilseydim. Bugün Sing Sing'in izin günü. Acaba bugün ne yapsam? Sing Sing! Merhaba. Hadi gel, birlikte eğlenelim. Elbette olur. Harika, birlikte şarkı söylemek ister misin? Şarkı mı söyleyelim? Evet, dün bizimle söylemeyip kaçtın. Hadi bugün söyleyelim. Unutmuşum, bugün vardiyam erken başlıyor. Çok üzgünüm, gitsem iyi olacak. Ne? Ama bugün senin izin günündü. Evet. Yani benim bir şeyim var. Bizimle birlikte şarkı söylemek istemiyor musun? Ne? Hayır, ondan değil. Öyleyse sorun ne? Neden bize yalan söylüyorsun ki? Yoksa bizi sevmiyor musun? Öyle bir şey değil. Sebebi ne öyleyse? Dürüst olmak gerekirse çok kötü şarkı söylüyorum. Sahi mi? Birkaç gün önce diğerleriyle birlikte şarkı söylerken detone oldum. Çok utanç vericiydi. Aa, seni anlıyorum. Keşke sizin gibi güzel şarkı söyleyebilseydim. Öyleyse bize bir şarkı söyle. Evet, söyle, biz sana yol gösteririz. Şimdi mi? Ya bir hata daha yaparsam? Önemli değil, biz sana yardım ederiz. Tamam, öyleyse. Şehirdeki karmaşayı bırakıyor geride. Seni duyamıyorum. Biraz daha yüksek sesle söyle. Tamam. Şehirdeki karmaşayı bırakıyor geride. Yapamıyorum. Kendine önümüzde şarkı söyleyecek kadar güvenmiyorsun. Öyleyse yanında kimse yokken çalışmalısın. Aa, bu harika bir fikir. Etrafta kimse yokken mi? Evet, yalnız çalışırsan güven kazanırsın. Gerçekten mi? Yardımınız için teşekkür ederim. Bugün çalışmaya başlayacağım. Ne güzel, sonra görüşürüz. Bol şans. Teşekkür ederim, hoşçakalın. Nereye gitsem acaba? Sing Sing prova yapmak için boş oditoryuma gidiyor. Bu saatte burada kimse olmaz. Düzel, acele et. Merhaba Sing Sing. Ne işin var burada? Sanırım ben biliyorum. Buraya Mofazik'si izlemeye geldin. Doğru. İyi bir yer kapayım dedim. Hey, biraz önce biri şarkı mı söylüyordu? Şarkı mı duydunuz? Duydum. Hatta bildiğim bir şarkıydı. Belki de hayal gördüm. Çünkü ben duymadım. Bakın Mofazik's başlıyor. Çok garip. Hey, program başlıyor. Mofazik's. Ucuz atlattım. Etrafta kimse yok. Oh, Sing Sing. Ne yapıyorsun burada? Merhaba Bayhan. Ben... Ne güzel. Balık avından dönerken beni almaya gelmişsin. Efendim? Doğru. Teşekkür ederim Sing Sing. Çok düşüncelisin. Benim için bir zevk. İşte bindim. Oh, ne zaman prova yapabileceğim? Oh. Sing Sing prova yapmak için iyi bir yer arıyor. Tamam. Burası iyiye benziyor. Merhaba Sing Sing. Merhaba hanımefendi. Anlaşılan burası da uygun değilmiş. Tren yıkama istasyonunda seslerden beni kimse duyamaz. Şehirdeki karmaşayı bırakıyor. Bozuldu mu? Burada da prova yapamayacağım. Burası hayaletli. İmkansız. Tamamen terk edilmiş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Sing Sing. Merhaba. Biraz önce neden bahsediyordunuz? Korkutucu bir şey. Sanayi sitesinde eski bir depo var ve tamamen terk edilmiş. Ne zaman oradan geçsem korkuyorum. Korkacak ne var? Yük trenleri cesurdur, korkak değildir. Nerede Loco? Galiba eski çelik fabrikasının deposuydu. Gerçekten mi? Teşekkür ederim Loco. Gitmem gerek. Hoşça kalın. Güle güle. Teşekkür mü etti? Niye teşekkür etti ki bana? Bilmiyorum. Titipo? Titipo! Sing Sing eski depoya gidiyor. Vay canına, burası gerçekten terk edilmiş bir yer. Bu eski depo olmalı. İçeri girelim. Evet, burada beni kimse rahatsız etmez. Tamam, prova zamanı geldi. Ertesi gün oldu. Sing Sing, Fix ve Lift'i ziyaret ediyor. Merhaba Fix, merhaba Lift. Merhaba. Merhaba Sing Sing. Merhaba. Prova yapma şansın oldu mu? Evet, çok iyi bir yer buldum. Öyle mi? Neresi? Sanayi sitesindeki bir depo. Kullanılmadığı için orada kimse yok. Mükemmel. Hazır olduğunda bizimle de şarkı söylemelisin, olur mu? Söz mü? Söz veriyorum. Hoşça kalın. Şimdi prova yapmaya gidiyorum. İyi eğlenceler. Aşıyor köprüleri, giriyor tüneli. Ormana dalıyor. Ormana. Kuşlar ötüyor. Cik 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 cik. Oh, bir tek hata bile yapmadım. Yaşasın. İşini bitirmiş olan Düzel sanayi sitesinden geçiyor. Burası Loco'nun bahsettiği yer. Hiç de korkutucu değil. Bu ses de ne? Burada hiç kimse yok. Yoksa bu bir hayalet mi? Sanırım bir ses duydum. Belki de yanılmışımdır. Başımız dertte. Ne oldu? Neyin var? Sanayi sitesinde bir hayalet var. Gerçek bir hayalet sesi duydum ben. Hayalet mi? Eminim yanlış duymuşsundur. Yanlış duymadım. Şöyle diyordu. Çok korkutucuydu. Sahi mi? Nerede duydun? Sanırım şu eski çelik fabrikası deposundaydı. Eski depo mu? Olamaz. Sing Sing şu anda o depoda ama. Ne? Ya o hayalet zavallı Sing Sing'i kaçıracak olursa? Harekete geçmeliyiz. Gidip Sing Sing'i kurtaralım. Gidelim. Evet. Küçük trenler Sing Sing'i bulmak için depoya gidiyorlar. Sing Sing! Sing Sing neredesin? Cevap ver bize! Ya hayalet onu kaçırmışsa? İmkansız. Eminim bir şey olmamıştır. Bu hayaletin sesine benziyor. Ay, ben korkuyorum. Arkadaşlar durun. Sanırım ses içeriden geliyor. Oo, burada biri şarkı söylüyor. Hayalet şarkı söylüyor olmalı. Sing Sing içeride mahsur kalmış olmalı. Hadi onu kurtaralım. Arkadaşlar 3'e kadar saydıktan sonra hep beraber içeri gireceğiz. Anlaşıldı. 1, 2, 3. Sing Sing. İyi misin? Hayalet nereye gitti? Hayalet mi? Evet. Korkunç hayaletin sesini hepimiz duyduk. Hayalet tuhaf bir şarkı söylüyordu. Şarkı mı söylüyordu? Sanırım o bendim. Sen miydin? Yani hayalet yok muydu? Biz de burada korkutucu bir hayalet olduğunu düşünüp seni kurtarmaya gelmiştik. Gerçekten mi? Korktuğunuz halde geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu demektir ki siz benim şarkı söylediğimi de duydunuz. Evet. Ama hayalet olduğunu sandık. Ne? Neden bu boş depoda şarkı söylüyorsun? Çünkü çok kötü şarkı söylüyorum. Önünüzde söyleyecek kadar kendime güvenemiyordum. Bu yüzden burada yalnız çalışıyordum. Sahi mi? Ama biraz önce çok güzel söylüyordun. Doğru. Ama benim kadar iyi değildin tabii. Bana sorarsan sen harika şarkı söylüyorsun Sing Sing. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Artık herkes şarkı söyleyişini çok beğeniyor. Bu durumda Sing Sing, hadi yine şarkı söyle. Israr ediyorsanız. Şehirdeki karmaşayı bırakıyor geride. Aşıyor köprüleri, giriyor trene. Ormanla dallar. Ormana. Kuşlar öter. Cik 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 cik. Hadi tekrar. Görünüşe bakılırsa Sing Sing arkadaşlarının önünde şarkı söylemek için kendine güvenini kazandı. Düzel için özel bir gün. Çuf Çuf kasabasında kar yağıyor. Vay canına, kar yağıyor. Merhaba Düzel. Merhaba Titipo. Mutlu Noeller. Mutlu Noeller. Nihayet yarın Noel. Yaşasın. Nasıl bir hediye alacağımı merak ediyorum. Hediye mi? Hediye alacağından emin misin? Ne demek istiyorsun? Herkesin bildiği gibi uslu trenlere hediye verilir. Çok kabasın. Gitmem lazım. Görüşürüz Düzel. Hey, geri dön. Bu hiç komik değil Titipo. Düzel. Evet Bayhan. Bugün muayenen olduğunu biliyorsun değil mi? Evet efendim. O halde hemen git ve hallet. Tamam efendim. Düzel olağan muayenesi için fabrikaya gidiyor. Bana hediye alınmayacağını mı düşünüyor yani? Saçma. Merhaba Düzel. Bugün yıkanmadın mı? Hayır. Bu benim için temiz sayılır. Loco. Affedersin. Düzel. Eyvah, çok gürültülü. Korkuttum seni. Düzel, eşek şakası yapma. Belki de gerçekten hediye alamam. Merhaba Teo. Merhaba Düzel. Bugün biraz mutsuz gibisin. Çünkü Noel hediyesi alacağımı zannetmiyorum. Neden? Ben bu yıl pek iyi şeyler yapmadım da. Bu doğru değil. Endişelenme Düzel. Peki. Muayene tamamlandı. Düzel kasabaya dönüş yolunda. Bu tuhaf ses de ne? Bir trene benziyor. Ama uçuyor. İnanılmaz. Aşağı iniyor. Gidip bakayım. Durum kötü. Tamir etmek uzun sürecek. Bu çok kötü. Affedersiniz. Ha? Siz az önce uçuyordunuz, öyle değil mi? Sanırım yakalandık. İşin aslı, affedersin ama bize bir iyilik yapar mısın? Bir iyilik mi? Bir arıza var da bizi çekebilir misin? Minnettar olurum. Elbette sizi çekebilirim. Hı? Bağlandım. Hadi binin. Teşekkür ederim. Pekala. Hadi gidelim Düzel. Tamam. İşte gidiyoruz. Ama adımı nereden bildiniz efendim? Kendi yöntemlerimle diyelim. Kondüktörün yol tarifiyle ilerlediler ve sık bir ormana geldiler. Burası ne böyle? Daha önce hiç gelmemiştim. Çok az kaldı. Anlaşıldı. What? Sağında. Sağımda mı? Burada bir binanın ne işi var? Vay canına. Çok yüksek. Dışarıdan çok daha küçük görünüyordu. Düzel, burada durabilirsin. Duruyorum. Vay canına, şu konteynerlara bakın. Onları taşımam gerekiyor ama bu durumda nasıl yapacağım? Ben senin için çekerim. Ne kadar nazik. Çok teşekkürler Düzel. Rica ederim. İşte. Sana borçluyum Düzel. Hiç önemli değil. Pekala, yüklemeye geçelim hadi. Tamam. Düzel onlara yardım etme teklifinde bulundu. Titipo, Titipo. Peki hedefimiz neresi efendim? Söylemeyi unuttum. Bunların bu akşam Kuzey Kutbu'na ulaşması gerekiyor. Kuzey Kutbu mu? Evet öyle. Ama orası çok uzak. Yetişemeyiz efendim. Endişelenme. Kendi yöntemlerim var benim. Yöntemler mi? Neler oluyor? Bu nasıl olur? Uçarsak Kuzey Kutbu'na bu gece ulaşırız değil mi? Siz kimsiniz? Beni nasıl uçurabiliyorsunuz? Orasını boş ver. Manzaranın keyfini çıkar. Manzara mı? Vay canına. Çok güzelmiş. Şimdi hızlan ve rüzgar gibi uç. Tamam. Düzel Kuzey Kutbu'na uçuyor. Vay canına. Müthiş. Düzel. Evet. Yere inme zamanı geldi. İniyorum. Vay canına. Yahoo! Başardınız. Sizi gördüğüme sevindim. İşte geldik efendim. Tebrik ederim Düzel. Peki burası neresi efendim? Noel Baba Köyü. Ne? Az önce dünyanın tüm Noel babaları için Noel hediyelerini taşıdık. Vay canına. Bu farklı bir tren. Seninkinin bozulduğunu duyunca endişelenmiştim. Neyse ki bu tren bana yardım teklif etti. Senin sayende Noel'de çocuklara verecek hediyelerimiz oldu. Minnettarım Düzel. Hiç önemli değil. Ama adımı nereden biliyorsunuz? Biz Noel babalar çocukların yüzüne baktığımız zaman isimlerini hemen biliriz. Önümüzde uzun bir yolculuk var. Yükleri değiştirip yola çıkmalıyız. Evet, elbette. Seneye görüşürüz. Hoşçakalın. İyi yolculuklar eski dostum. Düzel getirdiği hediyeleri boşalttı ve ülkesindeki çocuklara verilecek hediyeler yüklendi. Evet, gitmeye hazırsınız. Harika. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Güle güle. İyi yolculuklar. Düzel, yola çıkalım. Tamam. Hareket ediyorum. Mutlular Düzel. Bir kez daha hediyelerle yüklenen Düzel, Noel Baba Köyü'nden ayrılıyor. Noel hediyelerini taşıdığıma inanamıyorum. Bir şey soracağım. Hadi sor bakalım. Noel Baba'dan sadece uslu çocuklar mı hediye alır acaba? Evet, bu doğru. Neden o kadar eşek şakası yaptım ki? Sanırım şakacı birisin. Endişelenmelisin Düzel. Hiç komik değil efendim. Varmak üzereyiz. Aşağı inme vakti. Tamam. Çok bitkin olmalısın Düzel. İyiyim ben. Hatta çok eğlendim. Bize büyük bir iyilik ettin. Taşıdığın hediyeler bu akşam hak eden çocuklara ulaştırılacak. Hediye alan çocuklar çok şanslı. Ben artık eve dönüyorum. Düzel. Vay canına. Noel Baba. Senin sayende çocuklar çok mutlu olacak. Teşekkür ederim. Ayrıca mutlu Noeller Düzel. Sana da Noel Baba, mutlu Noeller. Düzel Çufçuf kasabasına geri dönüyor. Kar yağıyor. Düzel'in eve döndüğü saatlerde Bayhan uyuyor ve ortalık oldukça sessiz ve sakin. Herkes uyuyor. Mutlu Noeller dostlarım. Bütün gün çalışan Düzel hemen uykuya dalıyor. Sabah oldu. Düzel, hadi çık dışarı. Bu ne? Nereden geldi acaba? Bunu siz mi yaptınız Bayhan? Gerçekten çok güzel. Hayır, ben mısınız? Vay canına. Günaydın çocuklar. Merhaba. Düzel, sonunda uyandın. Şuna bir bak. Neye bakayım? O da ne? Oyuncak tren seti. Vay canına, çok şirin. Kim yaptı bunu? Güzel bir soru. Belki Noel Baba bize hediye olarak yapmıştır. Haklı olabilirsin. Oyuncak tren seti Düzel ve küçük trenler için özel bir hediye. Herkese mutlu Noeller. Mutlu Noeller.